Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Crusader King Iberia'nın yeni bölümüyle karşınızdayım. Bir önceki bölümde biliyorsunuz Endülüslerle büyük bir savaş verdik ve Kastilya topraklarımızı kat ve kat büyüttük. Oyun müziğinin bu arada az kaldığını fark ettim videoda. Hani bir önceki videoda. Şu an %50'ye çektim. Eğer bu sefer de az kalırsa bir sonraki sefer %60'a çekeceğim. Hani onun sesini bir şekilde ayarlayacağım, toparlayacağımı düşünüyorum. Bakalım nasıl olacak, hep beraber göreceğiz. Şimdi Kastilya'da en son Endülüsleri tokatladıktan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kuzeyi zaten elde ettik. İberya'yı tamamen elde etmek açısından canla başla devam ediyoruz abi. Yılıklı'ya girecektik ama arkasında Endülüsler var falan. Ordu gücümüz iyi. Ya yani birazcık toparlıyorduk galiba. İnşaata vermiştik kendimizi. Hemen şuramızı açalım. Aynen. Çünkü neyi inşa edeceğimizi bilelim. Yani bu kadar para biriktirmişiz. Hemen inşaatlarımıza, yatırımlarımızı yapıyoruz. Biliyorsunuz yani bu konuda taviz yok. Para geldi mi direkt inşaata yatırıyorum abi. Net. Kale mi? Tapınak yapamıyor muyuz ya? Direkt kale mi yapabiliyormuşuz oraya? Yapalım abi. Yerleşim yeri inşa edelim de ne edersek edelim. Yani bize yerleşim yeri lazım. Şöyle kırsal topraklar değil de bir şuraya da şunu yapalım. Tamam, parayı bitirdik. Sonra buraya da bir yerleşim inşa edeceğiz. Ya bir de bazı topraklarımızda şeyler var. Mesela burayı vermeyeceğiz. Ya bu Zaragoza'yı vermemeye çalışacağım ya, özellikle şu kısmı. Ya çünkü niye özel bina inşa edebiliyoruz? Zaragoza'nın gücüne ve zenginliğine şahit olmak isteyenler Sarya Vadisi'ne inşa edilmiş Büyük Hisar Aljaferya'ya bakabilirler. Kudreti ve güzelliği eşsiz olan bu göz korkutucu kale aynı zamanda güzelliği ve yani güzelliğiyle İbariye mimarisini falan şey yapıyormuş. Bakalım bu arada. Merak ettim. Sarayın gerçek halini bir merak ettim. Görmek istiyorum. Oo, bir şey söyleyeceğim. Saray çok güzel gözüküyor bu arada arkadaşlar. Şimdi hakkını yememek lazım. Saray gerçekten tatlı gözüküyor. Şöyle bu sarayın hemen size de bir görüntüsünü vermek istiyorum. Hani hangi özel binayı inşa ettiğimizi siz de görün istiyorum. Abi kale bu. Zaten kalenin hani oradaki görüntüsüyle bu görüntüsü hemen hemen aynı. Güzel kale bu arada. Beğendim bu kaleyi. Ya bu birinci. Ya o yüzden burayı vermek istemiyorum. Bu özel binanın olduğu yeri vermek istemiyorum. Bir yerde daha vardı. Evet. Burada da Forum Birang... O ne demek ya? Forum Brigantium abi. Eski bir deniz feneriymiş burası da. Forum Brigantium. Hemen onu da size göstermek istiyorum. Forum Brigantium'u. Bu da güzel. Şey gibi gözüküyor. Hani tabii ki olmaz da hani İskenderiye deniz feneri var ya, ona benziyormuş birazcık gibi geldi böyle. Güzel deniz feneri, beğendim. Bunun içine ben yaşarım. Bak buraya bir internet bağlantısı ver. Elektrik de kesilmesin. Ben burada yaşarım abi. Hiç sıkıntı yok. Hiç problem değil. Beni bırakın, ben her gün gemilere ışık tutarım yani. Siz bana salın yeter ki oraları. Burayı da vermeyeceğiz. Başka özel bina olan bir yer var mı? Hemen bir bakayım. Burayı verebilirim. Ya özel bir yer yok ama düklük binası inşaat var. Hani buraları verebilirim. Burası galiba şey olacak. Açılacak yeni özel bina. Burayı veremem. Yani özel binanın olduğu yerleri vermemeye çalışacağız elimizden geldiğince. Onun için de zaten idari güce ihtiyacımız var. Oraları da elimizde tutmak istiyorsak. Yani bufflarını kaybetmeden. Bu arada hızlı. Bu arada Hearts of Iron serimiz de geldi. Hani izlemeyenler hala varsa Hearts of Iron serimizi de izleyebilirler. Amerika serisiyle başladım. Çok uzun süre sonra bir Hearts of Iron videosu çekmek istedim. Onunla da Amerika serisi yaptım. Eğer siz de izlemek isterseniz çok memnun olurum arkadaşlar. Evet. Bu arada pıt pıt ses gelebilir. Bu pıt pıt ses klimamdan su damlatıyor. En yakın zamanda toparlanacak. Ne zaman toparlanır onu kestiremiyorum ama yakın zamanda toparlanacak. Bu arada bir dakika, ben az önce bir yere bakıyordum. Adam öldü, bir şey oldu ya. Ben bir yere bakarken biri öldü ve ordusu sıfırlandı. Bir şeyler oldu. Ben ne olduğunu anlamadan gitti adam yani. Neyse. Ben Elsakır'a gireceğim bu arada. Şunun 1700'lük ordusundan korkmuyorum. Yani zaten ikisini toplasanız 3000 ordusu var. Bende de 3600 var. Hani şey bile gerek yok. Siz söyleyin adını.
Ama bunun da var ya, ne bileyim. Mesela buna dalmazdım. Çünkü 3500 askeri var. Bu zorlar. Bu öldüğü zaman girerdim buna. Şurada Galicia'yı yiyebilirim aslında ya. Galicia'nın küçücük bir toprağı var. Yani şu Galicia bir aradan çıksın. Yani minnacık bir Galicia var orada. Yani gerek yok o Galicia'nın orada durmasına. Gel. Gel Galicia'cığım. Hemen bitirelim. Yerel asker bassam bile bitirirdim aslında. Klimayı kapatmamız gerekiyor çünkü çişip şıp 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 ses sizi rahatsız edebilir. Rahatsız etmemesi için böyle bir ayarlayalım. Seni serbest bıraksam para veriyor musun? Bırakıyorum abi serbest. Parayı alalım. Belki bir daha yakalarız. Tamam, o kadar. Bir daha yakalanmıyor adam. Yani hani oyun cılkını çıkarma dedi bana. O kadar da değil kardeş. Zaragoza değil de şeyi veriyorduk. Galicia'yı veriyorduk. Galicia. Nerede Galicia? Zaragoza değil abi. Ha. Tui. Hemen birine ver abi. Kastilyalı kültüründen birine. Çocuğumuz bu arada evet. Katolikti. Kastilyalıydı. Bunun çocuğu da İtalyan olacak. İtalyan Katolik olacak. Yani ülkeyi İtalyan kültüründe Katolikliğe götürüyoruz. Biraz zorlu bir yol ama gayet efektif olacağına inanıyorum. Çok garip şeyler olacak ama olacak yani, inancım tam. Şuraya bir yerleşim inşa edebiliyor muyum diye bir bakayım dedim. Yok, edilmiyor. Başka. Şurayı hallet. Burası benim dükümün yeri ama ya. Ben buraya bir şey inşa etmeyeceğim. Güzel. Paralı askerlerimizin sözleşmesi bitiyor. Fidye ver. 103 altın. Biz bu hatunu işkence etmeyecek miydik ya? Neyse salayım abi. 103 altın. Bu bana şey olarak geri gelecek. Bina olarak geri gelecek. Başka para verip de almak isteyen var mı çocuğunu? Karısını. Artık kocasını. Yok. Tamam. Yokmuş, yapacak bir şey yok. Olsaydı iyi olurdu. Şimdi Zaragoza benim toprağım olduğu için hemen inşaata başlıyorum. Bu toprakları vermeyeceğiz Zaragoza'yı. Ondan sonra seni de vermeyeceğiz. Dediğim gibi buralar bize ait. Obedi'yi burada verebilirim. Ya burada özel bina yok çünkü. Burayı verebilirim belki ya. Evet, burayı verebilirim. Viskaya'yı vermeyeceğiz. Viskaya bize lazım. Tepe iskanları. Evet. Tepe tarlası yapmışız abi. Avlanma bölgesi yapalım. Tamam. Burayı verebilirim birine. Burası gidebilir. Şimdilik bir dursun. Sonra karar vereceğim. Bizi savaşa mı çağırıyorsun? Kabul ediyorum abi. Ama gitmeyeceğim savaşa. Ha, ben El Sakır'a savaş açacaktım. Doğru. Oha, bir dakika. El Sakır'ın toprağı neresi ya? Ha, El Sakır'ın toprağı burası olmuş. Tamam. Müttefiki kimdi bunun? Ha, şurada. Sıkıntı değil abi. 3300 askerim var. Gerekirse paralı asker bile tutarım. Paralı asker tutmak istemiyorum ama. Müttefikim var en kötü. Şurada 2600'lük bir müttefikim var. Kuzeyliler. Artı bir de şurada var 180. Bundan biricik olmaz da şu 2800 gayet okey. Yani El Sakır'a bir girelim. O toprak değil ya. Bu arada prestij istiyor. Biz de prestijin artık dibine vurulup birazcık prestij kasalım. Biraz para biriktirelim. Şövalye davet edelim hatta. Kalan prestijle birazcık şövalye davet edelim. Birazcık prestij toparlayalım. Bir kendimizi toparlayalım. Şimdi öğrenimde biz ne yapıyorduk bu arada? Biz niye öğrenimde ilerliyorduk, idariye geçmedik? Şöyle vergileri yükseltelim. Niye geçmediğimizi unuttum ya, bilmiyorum. Kontlukta gelişim arttırma. Ruhban görüşü. Öğrencilerimiz fazladan beceriler. Abi yapıştır. Gel, arkadaş olalım prensi. Bizim oğlan. Ha, çocuğu oldu, güzel. Dur. Çocuğunu. Bu ne ya? Çocuğun hiçbir özelliği yok ya. Çocuğu öldürmem lazım arkadaşlar. Bu çocuk ölmesi gerekiyor. Yani kusura bakmayın ama bu çocuk tahta geçemez.
Öyle bir dünya yok. Yani çocuk katili gibi gözükebilirim ama başka şansım yok. Ya verasetten ben edemem abi. 150 prestij veremem şimdi yani. Hani öldür geç. Para daha kolay. Yani şu an iyi para kazanıyoruz. O yüzden sıkıntı değil. %10... Yalnız bir şey söyleyeceğim. Şey sıkıntı. Öldüreceğiz ama... Kızımla aramı bir iyileştirseydim ya. Kızımı bir etkileyeyim. Kızımla bir aram güzelleşsin. Kızımı ikna ederiz. Rüşvet vereceğiz zaten. 53 altın buna vereceğiz. Şansı biraz en azından %50'nin üstüne çıkartalım. Sonrasına bakarız ya. Zaten kızımı kattım mı işin içine muhtemelen işi toparlarız gibi geliyor. Kızcağızımla bir aramı iyileştireyim. Munila neresi ya Munila? Ver. Kastilyalı birine ver. Munila bana lazım değil. Hemen konseyimize birini atayalım. Gel. Bu arada bundan sonraki ya da bundan önce galiba bilmiyorum. Yani Amazon artık hangisinin hangi sırada olacağını bazen şaşırıyorum. Ama bir şey söyleyeceğim. Karakterimin kızı. Kızım ne zaman İtalyan oldun sen ya? Yapacak bir şey yok. Prestij kaybederim. Yeter ki kızımla aram iyileşsin. Çünkü torun öldüreceğiz ya. Burada bir torun öldürme planımız var. Bu arada yardakçı katamıyorum işin için. %64'le umarım öldürebilirim. Ya küçücük velet ya. %64'le de bir zahmet ölsün yani. Sen de nasıl vasıfsız bir çocuk yetiştiriyorsun? Abi ben buna bakmadım. Bir dakika. Şaka mı bu? Bir saniye. Ha abi ben korktum ya. Karakterinin kızı zannettim. Şey valinin kızıymış. Cık, aklım gitti yemin ederim ya. Kendi kızımla mı evlendiriyorum diye böyle bir an. Hop öldü mü? Ölmedi. Tekrar deneyeceğiz. Öldüreceğiz abi bu çocuk bir şekilde ölecek yani öyle ya da böyle ölmesi lazım. Yani sen de düzgün çocuk doğuraydın ölür müydün sanki ya? Böyle de çocuk doğurulmaz ki. Evet inşaat yapabiliriz abi çok iyi. Ama yok bu para şimdi çocuk öldürmek için de lazım olabilir o yüzden şey yapmayacağım. Yardakçı alamıyorum ama. O sığır sürüsü %78 yapıştır. Bunda var ya hep şansım iyi gidiyor ya. Düşünmeden patlatıyorum o yüzden. Şimdi 61-12. Bu hatunla aramızı iyileştirirsek iyi olur Serda'yla. Erkek kardeşim. Ya yapıştır. Girsin hapse. Lan hakikaten bunun kardeşim... Bu Allah senin belanı vermesin. Ben seni abi zindana atmışım zaten. Yapacak bir şey yok geçmiş olsun. Şu çocuk artık ölebilir mi? 16'ına ihtiyacım yok ya kalsın 16. Öf be çocuk öl artık be. Hani öl de rahatlayalım. Hadi katılayım bari. Belki oradan 3-5 prestij, bak 3-5 prestij toplarız diyecektim. 3-5 prestij topladık. Gayet okeyiz yani. Güzel. Şimdi. 64 şansımız var. Halledeceğiz ya. Ya salmıyorum ya. Allah Allah. İlahi idam mı edeyim kadını? Bir salın beni. Bir salmadılar ya. Ben şu toprağa salayım diyorum. Neredeydi o? Ovidia'yı. Ya da yok Viska'yı salamayız da Ovidia'yı salayım abi. Gel. Ya da bir dakika. Ovidia'yı salmayayım da nasıl yapacağız ya?
bir şekilde toparlamak istiyorum. Yani ortaya çok karışık çıkıyor. Neyse, Ovidi'yi gönderin. Asıl yılgırına ver abi Ovidi'yi. Tamam. Bizim oğlanın başka çocuğu olmadı değil mi? Bu hatundan boşayıp tabiliyor muyum seni? Boşatamıyorum. Anca karısını öldürmek lazım. Neyse, biz bu arada şeye bakmadık. Artık bir bakalım. %22, %72. Abi öldürebiliyorsanız artık öldürün ya bir zahmet. Sessizliğini korulu. Koru bakayım aslan parçası. Dur, birini davet edebiliyoruz. Bir saniye. %17, gel. Ver abi rüşveti. 150 altın. Bak, 150 altın verdim. Bu çocuk 150 altınla bir zahmet ölsün artık ya. Prestij alayım, savaşa gireceğim. Prestij alayım, direkt savaşa gireceğim. Tamam, bu kızla aramızı iyileştirdik artık, yeter. Evet, 2 ay, 3 ay. Tamam, gelirim o savaşa, sıkıntı değil. Ya gelmem de gelirim. Ya da verasetten men edeceğim. Bu sefer de ayakta kalırsa hakikaten verasetten men edeceğim çocuğu. Tamam abi, yeter. Verasetten düz men ediyorum. Ya çocuk çünkü bu kadar çok ölümden döndü ki. Ya bu çocukta bir şey var abi. Bu kadar çok ölümden döndüğüne göre bu çocukta gerçekten bir şey var yani. Hani başka ihtimal yok çünkü abi. Bu kadar fazla ölümden dönemez biri. Dümdüz verasetten men et. Şimdi Elsa Kır'a girecektik abi. 1200 askeri vardı. 2500 de oradan var. 3700 asker. Bizde 3300 asker var. Bak. Biz o arada savaşmadık, unuttuk. 2200 asker kuzeyden gelse. Bunda asker yok zaten. Bu savaşta ama gelemez ki. Nasıl gelecek? Benim buna harbiden yardım bile etmem lazımmıştı ya. Etmedik. Etseydik iyiydi. Şimdi gelelim buraya. Ben kaç yaşındayım? 52 yaşındayım. Acaba diyorum ben boşansam, İtalyan biriyle evlen... Neyse, olmadı. Boşanamıyormuşuz zaten. 1400 asker. Aa dur, Yılıkya'ya bir girelim ya. Yılıkya gel. Gel gel Yılıkya. Bir dakika, karakterimin hak iddiası varmış. Vay, karakterimin Astorga üzerinde hak iddiası var. Güzel. Ama şuna girsek mesela daha büyük toprak alabiliyor muyuz diye bir bakayım dedim de. 350 prestij harcıyoruz burada. Burada tertemiz abi. Karakter hak iddiası 188. Bu daha iyi. Neredeyse Firre yani. Başkentin şurada. Tamam. Gel abi, başkent şuradaysa hemen ordularımı hazırlıyorum. Hop. Bir dakika. Güzel bahçeler. 100 altın. Şu an altın vermek istemiyorum ya. Evet, bu parayla şu an savaştayım abi. Başka planlarım var yani. Daha ötesi var mı ya? Savaştayız yani. Oğlumu zannettim. Oğluma çok benziyordu tipi ya. Benzemiyormuş bu arada. Ne alaka ya? Ne alaka abi? Alakası bile yokmuş çocukla. Takılsın orada. Bir dakika lan, o hapiste kim? What? Sana para verip çıkıyor. Sen 16 nedir ya? İşkence et. İdam et. Dindarlık kaybediyorum. Ben kaybetmesem şaşarım. Kubi, kapıyı açsana, nefes alalım. Valla ben bunu iftira olarak görüyorum. Ya da cezalandırın ya. Artık kimi cezalandırıyorsak cezalandırın, girsin hapse. Şu an savaştayım zaten. Yani şu an savaştayken mesela biri... Hani keyif de yapmıyoruz ki, savaştayız yahu. Burada kan döküyoruz yani. Bu kadar kan dökerken bana bunlarla gelmeyin yahu. Hop, hemen şu askerleri bir öldüreyim. Şuradan. Başkenti zaten elimizde.
Şurayı da aldık mı? Tamamdır. Herhalde tamamlıyoruz. Bu jesti unutmayacağım. Neymiş ya? Hakkında yaptığım korkunç keşfi size bildirmek için yazıyorum. Bu aşağılık herif arkanızdan onursuz işler şey. Haydi. Bu hassas bilgileri dikkatinize sunmanın size olan sarsılmaz. Yani benim vasalım. Bu jesti unutmuyorum. Vasallarımla çünkü aramı kötü tutacağım. Hepsini tek seferde katledeceğim. Sonra da keyfine bakacağım abi. Bu olur. Hepsini katledeceğim sonradan abi. Öyle bir derdim var. Kalesini kurtarmaya gitti. O kaleyi kurtarana kadar ben burayı alırsam... Evet, savaşı bitiririz. Aa, bitmedi. %73 diyor. Oha. Zaten benim hakkım ona. Neyse dur. Bu sefer herhalde şu orduyu bitirirsem bitecek. Yetiş oğlum. Adam almadan. Aa, bir dakika. Bunun savaşına desteğe gelen biri var. Oo beyler. Bir saniye. Buralar karışır. Küçük veledi çağırmış. Bak 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 bak. 4100 asker. Dur. Buralar bir tık karışır abi. Şimdi şöyle yapalım. Biz bir geri çıkalım. Benim burada paralı askerlere başvurmam gerekiyor. Bak 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 bak. İyi tam zamanında fark ettik bunu yemin ederim. Sıkıntı değil. Her türlü kellesini alırız da. Dur bir saniye. Dur şu savaşı bir durdur. Ben bir ana topraklarıma bir gideyim. O Emevileri bir halledeceğiz. Endülüsleri pardon özür dilerim. Gel abi şöyle. Tamam. Şimdi bize paralı asker lazım. Bak işte parayı bu yüzden tutuyorum abi. Hem de savaştayken de çok güzel paramız var. Şimdi 700 oradan alsak 177. Tamam. Ver abi bunu. Kirala. Bir de şuradan zırh ya da atlas kiralalım. Gel abi. Şu an ordum 5K'ya dayandı. Şimdi tek geçerim adamı. Ben bu arada müttefikimi de çağırabilirim. Ya ama bir iş yaramaz. Müttefikimden çok bir hayır beklemiyorum ya. Ya da bir şey söyleyeceğim. Dur. Yetiş o savaşa. Güzel. Of orada bir korktum biliyor musunuz? 3300 askerim kaldı yalnız. Bu iyi olmadı ya. 3300 asker. Şuradaki toprakları alsam bitirir miyiz abi savaşı? Ben herhalde Emevilerden önce alacağım çünkü. Öyle gözüküyor. Emevilerden önce mi alacağım? Ah be tamam neyse. Tamam bir çıkın abi şu an. Önemli bir işim var bir salar mısınız? Abi savaştayım bir salın beni. Allah'ım ya Rabbim ya. ...93. Bir saniye şimdi. Yukarıya gidip Emevi ordusunu dağıtırsam tek seferde. Dağıtırım. Geldim. Dur dağıtamıyoruz çünkü yardıma da gelen var. Ama param var. İşte paranın gücü abi. Paranın kudreti. Hemen şuraya paralı asker indireceğiz. Tam olarak şuraya abi. Ah! 201 altın lazım. Bir saniye. Hemen tutsaktan para lazım. 10 altın çık. Heh. Gel. Yetmedi. Vallahi yetmedi, billahi yetmedi. Emevi ordusu yemin ederim bizi bitirdi. Yani o Emevi ordusunun savaşa girmesi her şeyi değiştirdi abi onu söyleyeyim. Yani gerçekten Emevi ordusu her şeyi değiştirdi. Ya yeter muhafızlar yeter da. Bir salın artık ya. Ulan kan döküyoruz savaşta izliyoruz hala daha nelerin derdindesiniz ya. Bir durun artık da. Of bu çocuk çok iyi bunu eğit. Ben eğitemiyorum bu çocuğu tamam.
Şu ben hemen biriyle evlendireyim abi müttefik olan. Kaç askerin var? 1200. Kaç askerin var? 1100. Şunu evlendir. Geliyorum abi. Hemen gel abi yardıma. Bu yardıma ihtiyacımız var. Hayır, param yetse paralı asker tutacağım. Param yetmiyor şu an. Kaçma da bir bitireyim işini. Kaçma be. Abi yemininize de. Gelsin abi müttefikim. 44 olduk. Güzel. Hemen şu kaleyi alayım. Gel. 44. 96. Ve 100 abi. Şimdi Emevi kardeş, seni ben mahvedeceğim, bunu bil. Bu arada kendini başka bir ordu daha destek bulmuş ama ben şu toprağımı bir alayım. Güzel. Şimdi sana gelelim Emevi kardeş. Sıra sende. Seni yazdım kenara Emevi kardeş. Şimdi bir orduyu bir terhis edeyim. Bir ekonomiyi toparlayalım. Ekonomiyi toparlamak önemli şu an. Astorga Kalesi falan. Buralardan bir kurtulalım. Astorga'ya ihtiyacımız yok abi. Şuraları ver abi. Birilerine gitsin. Örgütleşsinler. Kelle alırız. Dediğim gibi her zaman istiyorum örgütleşmelerini. İstediğim yegane şeylerden biridir. Tutsaklar için fidye istenebilir. Şimdi şu fidyelere bir bakalım. Direkt zindana. İşkence etmek için kenarda tutalım. Bu çocuk neymiş? 10 altın. Zindan abi. Çocuk yaşlatırım zindanı. 10 altın değmez. Bu hanımefendi 25 altın. Ya hadi bunu verelim. Bu zindana. Bu hanımefendi de zindana. İşkence edeceğiz. Bu çocuk mu? Feride. 13 yaşında gencecik kız. Para yok abi zindana. Para yoksa zindana gidiyorsunuz yani. Alternatif yok onu söyleyeyim. 50 altın. Hadi serbest bırakın. 50 altına serbest bırakırım. 50 altın. Abi bir dakika, bunun varisi mi değil? Tamam. Velidiymiş sadece. Yani çünkü zannettim hani şey ise, varisi ise belki vermeyebilirim diyecektim de. Neyse, varisiymiş. Kediymiş varis. Tamam, bunu da saldık. Yok, 33 altına vermem onu söyleyeyim. 33 altın yoksa zindanda çürür. Yani bunu 20 altına bırakayım. Şunları bir sil. Şimdi bu 10 altın zindan abi. Tamam. Güzel. Şu an okey durumdayız. Tekrardan bir kontrol edelim mi? Kim kimdir, kim değildir diye. Bakalım. 16'na salmıyoruz. Bunu da salmıyoruz. Bunu da salmıyoruz. Bunu da salmıyoruz. Tamam. Böyle iyidir. Hayır, idam edemiyorum. İdam edebilsem edeceğim de kolay güvenen olduğu için strese giriyorum. Yoksa direkt kellelerini alacağım. Yani affım olmayacak. Katır kutur keseceğim yoksa. Hemen inşaatlarımıza geri dönelim. Tepe tarlalar. Böyle pıt. Şu tarlayı ikiye upgrade'le. Başka. Şundan. Ben bundan alacağım şeyi ya, toprağı. Neyse, almıyorum şimdi. Dursun. Benim toprağım nerede Zaragoza? Heh. Hemen Zaragoza'ya yatırım. Tamam. Başka param kalmadı. Upgrade edebiliyormuşum. Yapıştır. Güzel. Tamam. Şu an paramızı elimizden geldiğince verimli kullandık. Yapacak önemli işlerim var abi. Ülke savaştan yeni çıktı. Ülkeyi toparlamaya çalışıyorum. Ha, isyanı istiyordum zaten çıksın diye. Nerede çıktı isyan? Çocuğu bana hapse öldürttürmeyin abi. Neredeymiş? Şuradaymış isyan. Küçücük bir köylü isyanı. Hayır, gidin tarlanızı sürün. Bana vergi verin. Yani neden? Anlatabiliyor muyum? Ha, Yahudiler değil mi bunlar? Sefaratlar. İsrailoğlu mirası.
Hayır abi, İsraillilere toprak mıprak veremem. Böyle bir şeyimiz yok. Hayır, versem de geri alacağım çünkü. Gerek yok. Tamam, güzel. Şimdi Endülüs kardeş, seni unutmadım bu arada. Seni yazdım. Seni küçük Veled-i Zina Melik Şam seni. Senin birazdan şeyini keseceğim, biletini keseceğim. Şu El Sakır'da aklım kaldı. Şu El Sakır'ı bir halledeyim. Sonra senin biletini keseceğim. Sen merak etme. Burası değil ya. Heh, burası. Şu kuzeyden ince bir yürüyelim. Valla 5300 askerim var. Çünkü paralı askerim de var ya. O paralı askerin hakkını verelim abi. Çünkü bitecekler, bitmeden zaten parasını vermişiz. Ya parasını verdiğim adamı bırakmak istemiyorum şimdi. Hemen abi kalesine gireyim. Şu kaleyi bir alayım. Başkentini. Bak 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 bak, görüyor musun? Müttefiki hemen yardıma geldi. Sıkıntı değil. Oha. Hemen serbest bırakıyorum fidye karşılığında. 123 altını alıyorum. Serbest kalsın. Savaş devam etsin. Ben onu gerekirse tekrar hapsederim. Yakalarsam seni. Ha. Gel gel, nereye gel. Gel kuzum. Kaçma. Hemen şu toprağımı geri alayım. Hızlıdan seriden. Tamam. Çocuğum, o toprağı bir sal bakayım bana, isyancı. O toprak benim. Aa, başkenti geri kurtardı. Neyse, dert değil. Ben burayı alayım. Adamın başkentine bir daha gireceğim. Dindarlık. Günahları nedeniyle kınayalım. Dindarlık kazanalım ya. Kınayalım kimi kınıyorsak. Paralı askerlerim zaten gitti. Hayır. Adamı hapis mi ettik gene? Dur, başkentine bir gireyim. Başkentini almadan bitirmek istemiyorum bu savaşı. Bir saniye. Hop, çünkü arada birilerini daha tutsak alırız falan. İşi garanti altına alalım o bakımdan. Yani derdim o, başka hiçbir şey değil yemin ederim. Hani birileri daha tutsak gelir. Oo, direkt sultanı almışız. Karısını almışız. İyi para veriyor mu? Vermiyorsun. O zaman ben bu sultanı alayım. Anladınız siz chat. Direkt zindan. Yani çünkü zindana atmamın sebebi şu. Hemen ölüyorlar orada. Yani rahatlıyorum abi. Öteki türlü ev hapsini besledikçe besliyorsun, besledikçe besliyorsun, gerek yok beslemeye. 10 altın ne ya? Abi 10 altın vermeyin ya. 50 altın. 50 altın olur. 25 altın da olur. Yok. Zindan. Direkt zindana gideceğim. Şu kız zindan. Başka? Tamam, bitmiş. Hepsini attık zindana. Çürüsünler orada. Güzel, paramızı da aldık. Gayet iyi. Savaştan hem toprak hem de para olarak galip çıktık. Süperiz abi. Endülüs, seni unutmadım. Ben sana döneceğim şimdi. Şimdi Endülüs'üm. Prestijimiz var. Ben seni unuttuğumu zannediyorsun ama ha, şeyim yetmiyor. Prestijim yetmiyor. Kutsal savaşlar mücadelesine girsek. Yani kutsal eser istiyor muyum? Abi kutsal eser istemiyorum. Ben toprak istiyorum ya. Kutsal eser zaten elinde sonunda öyle ya da böyle alacağız. Sen ne? Oha, bu nasıl bir ordu lan? Ha, kutsal tarikatlarmış. Yuh. Ağzım açık kaldı bir an oradaki. Aa, sen kimsin? Savaş ilan edemem. Güçlü kozu. Ha. Oha, benim üzerimde güçlü kozu varmış bunun. Ver 50 altın ver ya. Bir şekilde hallederiz. Vasallık teklif edeyim mi? Gel.
Dini muafiyet. Dini muafiyet karşılığında adamı topraklarıma katabiliyorum. Zaten biz Katolik olacağız. Gel. Gel çocuğum. Dini muafiyetin var. Gel. Vallahi Firre toprak abi. Bak kuzeyi yavaş yavaş alıyoruz yani. Onu söyleyeyim. Sen savaşarak alırım. Bak ya vasal olarak, yani vasal olarak gelmiyor musun? Savaşarak alırım. Arada ezerim seni çocuk. 350 prestij nedir ya? Şu an 350 prestijim olsa onu açıkçası Endülüs'e kullanırım abi. Başka bir yere kullanmam, onu söyleyeyim. Hani direkt Endülüs'e. Şöyle hemen inşaatlarımızı yapalım abi, standart. Şöyle Viskaya'ya yapalım. Viskaya'ya bayağıdır bir şey inşa etmiyoruz. Bir liman yapalım. Koruna'nın tarlasını geliştirelim. Para bitti zaten. Güzel, parayı bitirdik abi. Yani bu demek oluyor ki Endülüs'te savaşa girmem gerekiyor. Tamam. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Dur. Bizim oğlan ne oldu? Bunu ben niye eğitemiyorum ya? Ulan çocuk. Benim bu çocuğu eğitmem lazımdı ya. O çok kötü oldu. Ya ya da en kötü annesi eğitseydi yani. Tamam. Şimdi Endülüs'üm. Sıra geldi sana güzel kardeşim. Totalde 3800 askerin var. Para desen zaten dibi vurdun. Şimdi yıllık ya senin istediği kadar müttefik olsun. Ben seni şimdi aklını alacağım. Güzel. Ama kayda değer bir toprak alalım ya. Alagon. Dur bir saniye, şu düklük bir haritasını bir açalım. Toledo. Yani alacaksak şu Sarakusta'yı alalım. Sonra zaten şu Elsakır'dan şurayı aldık mı, Karatsus'la düklüğünü de ele geçirmiş oluruz. Güzel olur o zaman. Yani alacaksak orayı alalım toprak olarak. Yani. Aa dur, birazcık daha bekleyelim. Ya da yok ya, niye bekleyeceğiz? Beklemek yok. Beklemek yok abi. Önce şunu bir alayım ya. Bu aradan bir çıksın. Küçücük toprak zaten. Bunu hemen alayım. Bunu zaten tükürsem geçerim. Gel. Sadece yerel orduyu toparlayayım ya. Yerel orduyla bile bitiririm çünkü ben onu. Bütün orduyu çıkarmaya gerek yok yani. Anlamsız. Adamın, ya bak, yerel ordum adamın ülke ordusundan daha büyük yani. Daha ne olsun. Güzel. Burayı da tokatladık. Şimdi burayı da alacağız. Turtuluş'u da alacağız. Bu arada kuzeyden güneye her yeri ele geçirmiş. Senin parayla salayım mı seni? Dur. 50 altın karşılığında salıyorum. Tabii ki salayım. Şimdi topraklarını alayım. Ya biraz vicdansızlık ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bu savaş. Şimdi orduyu ters et. Şurayı da alayım. Bütün İberya'yı ortadan ikiye bölüyorum abi şu an. Nasıl ya? Savaş giderlerini karşı... Ha dini. O zaman hacca mı gitsem acaba, ne yapsam? Hacca gitmeyeyim ya. Hacca gidemiyorum zaten şu an. Savaştayım. Ben kiminle savaştayım farkında olmadan ya. Abi oradaki ülkenin anlamı Venedik'le savaştayız. Bekleyelim abi, şu Venedik Savaşı bitsin. Ha, şurayı bir alalım. Hacca gitmek istemiyorum ama ya. Yani alacağım da hacca gitmek istemiyorum. Adamın iki ayrı yerde toprağı var. Bak ben orayı aldım mı, şöyle cart diye bildiğin şeyi kesiyorum. Ülkeyi ortadan ikiye yarıyorum abi. Direkt. Tertemiz. Alayım orayı ya. Ben orayı alayım. Bunun arkasında kimler var? Bunlar var. Bu arada var ya, burayı arkasında İtalya var. Burası gittikten sonra burayı da bir
ufaktan sövüşlemeye başlarız ya. Ben bir gideyim Haç'a. Hemen ayaküstü. Haç yolculuğuna ihtiyacımız var, belli oldu. Nereye gideyim? Santiago, Kudüs, Vatikan. Yani Vatikan topraklarına gidelim ya. Vatikan iyidir. İtalya'yı görmüş oluruz. Nasıl bir görelim bakalım İtalya'yı. Kafirlere sempati etkisine sahip olacağız. Tamam, olur. Tamam, hacı özelliğini de kazandık. Güzel. Evde olmak güzel. Şimdi bana karşı örgütleşme var. İki tane isyan var. Hallederiz abi. İsyanlardan yana derdim yok. Her türlü hallederiz isyanları. Şimdi şu çocuğun bir ağzını burnunu bir dağıtayım önce. Ne kadar ordusu vardı bunun? Bakmadım. 800 ordusu var. Yerel askerlerle hemen işi çözeriz. 3300 asker var abi. Yerel orduyu toparla. Direkt vur abi kafasına. Vergi muafiyeti yok. Hemen bu toprakları alıyorum, size geliyorum çocuklar. Hemen. Ordum ayaktayken geliyorum. Dur, şu orduyu bir kere daha keseyim. Ondan sonra geleyim. Ha. Şimdi çocuklar, size geliyorum. Bekleyin beni. Önce seni bir halledelim. Aa, başkentimde bir de. Vay karaktersiz. Dur. Geliyorum, geliyorum. Bekleyin. Hop, şu bir. Fazla kontluk var elimde. Halledeceğim. O bende. Tarragona'yı ver abi birine. Tamam. Tarragona gitti. Güzel. Şurada vardı isyancı. Geldim kuzum. Geldim. Ama bir şey söyleyeceğim. Böyle isyancılar böyle pıtır pıtır kaçarsa beni kanser ederler. Böyle olmaz. Şimdi güzel durumdayız. Kontluk var elimizde çok fazla. Ona yapabileceğimiz bir şey yok. Aşırı genişleme cezası alıyormuşuz. Ülke büyüklüğünüz bir dük için çok yüksek diyor. Valla krallık olamam şu an. Burada evet bayağı büyük ya. Nasıl bir düküm oğlum? Dükün topraklarına bak. Kral gibi bir şeyiz biz yahu. Ama böyle de krallık kurulmaz. Ben böyle bir krallık kurmak istemiyorum. Yani. Toledo krallığını kur. Hayır ya. Ya zaten burayı başkent yapmam gerekiyor. Onu bir geçeceksin abi. Yani yeni bir krallık kurabilirim. Ya bari kuracaksam şurayı da alayım. Endülüs'ten şurayı da alayım. Krallığı öyle kurayım yani. Hani madem krallık kuracağım. Şu Saragusa düğünü alayım. Yani. Endülüs'üm, sana geliyorum birazdan. Şu el sakır arkadaşımı da halledeyim. Sana neyim birazdan. Gel el sakırcım. Ateşkes yapmışız el sakırla. Tüh. Ne zaman bitiyor ateşkes? Yeni bir krallık kuracağız abi, şimdi değil. Birazcık dayanın. Nerede bu el sakır? 4 yıl mı? Biz anlaşma yaparak mı bununla şey yaptık ya? Ya yürü git, ne satrancı. Kastolyalı Katolik. Güzel, çalışkan olması iyi. Ya bu çocuğu kim eğitiyor? Bu çocuğu benim eğitmem lazım ya. Çocuğu saraya davet edeyim bari. Gelsin. Benim torunum bu yahu. Gel canım torunum benim. Gel sarayda takıl oğlum. Evet, çocuğu böyle eğitebiliyorum. Aa, bir dakika dur o zaman, çocuğu şöyle eğitelim. Buna bir İtalyan bulalım. Gel. İtalyan var mı abi sarayda? Sloven, Polovak. Oha, kimse yok yahu. Katalan.
Şu an işkence ediyorum. Şuradan İtalyan yazmak yerine böyle kendime ayrı bir işkence ediyorum ama hoşuma gidiyor. Yok abi, yazacağım. Bu nişan bu arada ya, pardon. Biz yanlış yere baktık. Herkes Kastilyalı. Bu çocuğu İtalyan yapmamız lazım. Peki gelin eğitemiyor mu? Gelin de eğitemiyor. Saraya çağırsam gelini. Aramızı iyileştirsek gelinle. Şöyle mesela aramızı İtalyanca öğreneyim, aramızı iyileştireyim. Ya da bir dakika ya, İtalya'dan birini saraya davet edeyim. Yok mu abi saraya davet edeceğimiz kimse İtalyan? Saray mensupları. Şuradan bunlar Endülüsler falan yok abi. Meşriki var, Endülüslü var. İtalyan yok. Bize İtalyan lazım. Öğrenci önereyim ya. Şöyle. Bu Fransız bu arada. İtalya Krallığı'nın başında Fransız mı var? Gerçekten mi ya? İnanılmaz. Allah belanı vermesin. Dur o zaman şöyle bakalım. Alp içi. Ha, İtalyan katı. Bu teyze öldü. Teyzeyi boş ver. Bu teyze ölmüş. İtalyan kültürünün başında kim var? Teyze var. Teyze 70 yaşında, bu teyze ölür ki yakında yahu. Felaket. İtalya'da kimse kalmamış abi. İtalyan kültürünü devam ettirecek gerçekten kimse kalmamış neredeyse. Çok kötü. Bulacağız. İtalyan birini bulacağız. Bulmamız gerekiyor yani en azından birini. Olmaz. Şurada yok mu İtalyan? Yok. Hepsi Fransız. Fransızlara bak, nerelere kadar yayılmışlar yahu. Oho. Burada gerçekten adamlar her yere yayılmışlar ya. Siz İtalyan değil misiniz ha? Güzel. İlla oraya bakmak zorunda değiliz ya. Gel bakayım. Lombardlı bunlar ama. Şu var elimizde ya şu an. En azından 55 yaşında. Ya da bu var. Bunların hepsi diplomatik ya. Ya kayda değer tek adam bu açıkçası. Albino bir de bunlar ha. Çok iyiymiş albino. Yani bununla artık bir vasiyet atacağız abi. Çocuğu göndereceğiz. İtalyan olup geri gelecek abi. Kültürünü değiştir çocuğu. Hadi bakayım. Çocuğu İtalyan yap, bana geri gönder. Kesin çözüm. Şimdi El Sakır'a giremiyoruz çünkü ateşkesimiz var dayıyla. Ne kadar kaldı? 3 yıl kaldı. O zaman o arada ben Endülüs'ü bitireyim. O Endülüs'ün yalnız 5K askeri oldu ya. Bu çok sıkıntı. Dur şimdi. Benim nasıl bir müttefikim var? 1300 askerlik bir müttefikim var, o kadar. Nasıl çözeriz bunu? Şu çocuğu biriyle evlendirsek, sonra boşatsak, nasıl olsa 11 yaşında. Olmaz mı? İttifak gücü de kimse de yok. Bir kız çocuğu yapamadınız ya. Vaziyetiniz de sizin. Şu an bir tık sıkıntıdayız. 40 altın. Ya bak, 40 altına veririm. 40 altına veririm, hadi bak ona lafım yok. 40 altın okeydir. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Bizim kültürün sahibi bendim. Ben onu unuttum. Hükümdar imtiyazları. Abi çok yavaş ilerliyor ki ya. Hani normal mi bu kadar yavaştı onu da bilmiyorum ama normalse bir şey diyemeyeceğim. Ama bayağı yavaş ilerliyor yani. Bayağı yavaş ilerliyor. Burası neresiydi ya? Ha.
Buranın geliri ne böyle? 0.90 ne? Burayı birazcık coşturmamız lazım arkadaşlar. Şuraya bak, Zaragoza falan, buralara lütfen bir el atalım. Koruna. İnşa var mı? Yok. Sur, kırsal topraklar. Gel. Tamam. Parayı bitirelim. Yapacak bir şey yok. Ya satranç falan istemiyorum. Kont Urdun. Ados. Evlen. Ve erkek kardeşim. Bana ne oğlum, evlenin. Bana ne ya? Kim kimi seviyorsa bana ne kardeşim? Milletin aşkıyla şey yapamam ben. Öyle bir şey yok. Abi %45'i tuttururuz be. He? Tutturduk. Oley be. Vallahi tutturduk abi. Helal bize. Şimdi şuradan bir de takas taktiklerini tutturursak. Dindarlık kasıyormuşuz. Güzel. Hadi bakayım bir de takas taktikleri gelsin. Yürü be. Süper be. Yıpranmış dil eserleri. O veremem ki o kadar altın ya. 99. Gel. 20 altına çözelim o işi. Çünkü zengin değiliz o kadar. Parayı daha yeni harcadık. Dolgulu zırhı keşfetmişim. Şeydeki, eskilerdeki. Bu zaten otomatik gelişiyor anladığım kadarıyla. Yani geçmiştekiler otomatik geliyor. O yüzden derdimiz yok. Şimdi buraya bir gelelim. Dil öğrenme gücümüz artıyormuş. Tamam, süs. Şu Eflatun'u da takalım. Başka minyatür sandık, bina inşa etme, cerçur. Tamam, iyiyiz ya. Şunları bir tamir edeyim ama. Oo, 25 altın çokmuş. Neyse, edelim onu yine de. Yani sonuçta emanet bunlar. Şimdi gelelim sana El Sakır. Son 19 ay. Önce El Sakır'ı bitireyim. El Sakır'dan sonra Endülüs'ü bitireyim. Ondan sonra rahatız. Ondan sonra krallık mı kurmamız gerekiyor? Kuralım abi. 178, hadi oğlum. Büyük sığır şeyi her zaman geliyor. Ne abi bu sözleşmede ne? Neymiş? Koz mu kullanıyoruz? Ah, yüksek vergi ver abi. Hadi bakayım. Konttan 34 altın. Ver abi. Suçları hapsedebilirim. Etmeyeceğim. Mezhep liderimden altın. Oha! 291. Ver ver. O altını ver Tanrı, büyüksün. Yani o altını verdikten sonra çok büyüksün Tanrım. Yani öyle bir şey yok. Çok iyi para. Mimarlığı açıyorum. Bak şimdi. Bak şimdi abi. Ama dur. Endülüs'te savaşa gireceğiz ya. Endülüs'te savaşa gireceğim için o para dursun cepte. Çünkü acil olarak kullanmamız gerekebilir. Çünkü bak totalde 3500'e 1500 5K askeri var abi. Yani benim müttefikim var ama yok bu arada müttefikim. Tekim ben. Oha, hakikaten tekim lan. Yazık, günah değil mi bana ya? Stres ile başa çıkamıyorum. Pişman özelliğini kazanayım ben. Şöyle tık diye. Sıkıntı yok. Tamam. Baba, strese giremem. Tamam, prestij kaybetmedik. O yüzden rahatız. Tamam, ben artık giriyorum ya savaşa. Yeter. Bir dakika dur. Stresim gitsin. Oyun dur. Bir dakika, El Sakır'ın tamamını alamıyoruz değil mi? Ha, bir saniye dur. Bir saniye, El Sakır 2 topraktan oluşuyor. O zaman şuradan yıllık yadan Leon'u tamamlamak daha mantıklı. Çünkü burası tamamını almam gerekiyor. Yetmiyor El Sakır'dan. En azından yıllık yadan şey alırız. Şimdi 1500 askeri var. Bir dakika, Endülüs yardım etmiyor mu sana? Aha! Baba, direkt giriyorum Endülüs'e. Affım yok. Direkt giriyorum Endülüs'e.
Tam zamanında ölmüş çocuk. Benim işime yarar. Geliyorum baba. Direkt kalktı ama geliyorum. Benim yok değil mi doğru düzgün hala bir çocuk varisim falan. Seni evlendireyim mi biriyle? Dur bakayım evlilik düzenli. Saray mensubu değil ya bu. Tamam bu çocuğu saraya alayım ben. Küçük yaşta. Alamıyorum çünkü akraba olmayan bir çocuk mu? What the fuck? Oğlum torunumun çocuğu bu benim. Neyse. Yani arkadaşlar böyle şeylerde fırsat kollamak gerekiyor her zaman. Yakaladınız mı keseceksiniz abi cezasını. Kesin abi. Ben şimdi hemen bu kaleyi alacağım. Oradan sonra tık diye şeye yukarıya gideceğim. Tamam abi dur öğreneyim. Tamam güzel. Oo aylık. Oha ne güzel bir özellik o ya. Ele geçirdiğim şeye bak. Çüş bir saniye. Çok iyi. Aylık yaşam, aylık öğrenim yaşam tarzı tecrübesi. Yapıştır. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Ben sana geliyorum yukarıya. Ama ben sana yukarıya gelmeden önce şu keko ile savaşmazsam sevinirim. Hani sana geliyorsam savaşmadan geleyim. Heh. Bekle almadan. Heh. Oo dur. Tam zamanında müdahale ettik. Ver abi şuradan bana bir. Büyük bir ordu ver. Bu ne oğlum lan? Adam küçücük orduyla beni haşamat ediyor. Hayırdır? Savaş devam edecek abi. Burada değişen hiçbir şey yok onu söyleyeyim. Hani kim, nerede, ne savaşında umurumda bile değil yani. O topraklar benim. Ben aldım orayı. Gerekirse geri alırım gelirim. Bak bak oturdu oraya bak. Hayırdır kardeş, o toprakları ben aldım. Size ne oluyor, ben o kısmı anlamadım. Hayırdır? Abi bu hiç hesapta yoktu. Dur. Çok zamansız öldü. Aga be. Dur. Acayip zamansız öldün bro. Öyle bir zamansız öldüm ki elim ayağım şu an birbirine girdi. Şöyle gidelim. Süslenmiş tamam. Bunları taktik okey. Ordudan kayıp yok abi. Tamam neyse dur. Orduda komutan yok ama. Heh. Abi bir şey söyleyeceğim. Ya bir salın. Şu anda tahtı yeni geçtim. Bir salın. Anladınız mı? Bir durun. Ya çocuk tahta yeni çıktı. Bir sakin olun önce. Savaşı fazla uzatmayacağım çünkü hani şey tahta yeni çıktığı için şimdi hemen tahtı bir toparlayacağız. Mülk yönetimini bir hallet. Şimdi gel. Bunları hallederiz. Ya isyan çıksın. Bak isyandan yana sıkıntım yok. İsyan her türlü çıkabilir. Hiçbir lafım yok. Bir dakika senin öğretmenin. Abi bir dakika bunu. Bir saniye ya. Bu çocuğa biri İtalyan bir şey öğretiyordu. Abi adam ölmüş ya. Bak kahretsin tam zamanında ölmüş ya. Neyse dur. Çocuk İtalyan olamadan vefat etmiş. Hesapta olmadan bakmadık. O arada savaşlara fokuslandığımız için hiçbir şeye bakamadık doğru düzgün.
Kar varız. Düklüklüyorum abi. Debuff yiyoruz. Farkındayım. Şimdi El Sakır. Sıra sende. Ya da yıllık ya mıydı? Biz şimdi krallık kuramıyoruz değil mi? Prestijimiz 500. Dindarlık var. Para toparlarız. Şanlı prestije ulaşmamız gerekiyor. Tamam abi, hemen bir ziyafet düzenleyelim. Paramız var. Hemen seriden ziyafet. Bu şekilde halledeceğiz. Bu arada hemen şunları halledeyim. Ben bunlara bakmayı unuttum hep. Şöyle bir gelişmişlik arttır. Kontrol. Şu Toledo'da kontrolü yap. Tamam, güzel. Dinmin onlara gireceğim birazdan. Şimdi Katolik'iz abi. Artık Katolikliği yayabiliriz. Öyle bir rahatlığımız var. Katoliklik yayabiliyoruz. Toledo'nun kılıcı mı? Babacım, direkt Toledo'nun kılıcını takıyorum. Çok güzel. Süper. Din değiştirmeye başlayalım abi ülkede. Gel. Şimdi ülkede Katoliklik. Önce başkentimizden bir Katolikliği benimsemeye başlayalım. Şimdi burayı istemiyorum. Gerek yok. Kastilyalı birine ver şimdilik. Tamam mı? Tamam. Bizim topraklarımız belli. Tamam, atın abi hapse. Beni uğraştırmayın şimdi. Yani şu an başka işlerimiz var. Görüyorsunuz. Tamam, dur. Şimdi. Okey. Halledilir. Kontrolde düşük kontrol halledilir. Bunların hepsi halledilir. Halledilmeyecek şeyler değil bunlar. Gel. Viska'ya. Hemen abi inşaatlarımızı yapalım. Tarlalarımızı kuralım. Ya bakın, bunlar neden çok kritik ve çok önemli? Hemen söyleyeyim de abi. Çünkü ne olursa olsun para gelirini elinize tuttuğunuz sürece ordudan yana asla dert etmezsiniz. Yani mesela nasıl? Biz her savaşa girdiğimizde dikkat ettiyseniz abi, hep paramız artıda. Hiç eksiğe inmiyoruz. Hiçbir şekilde. Hapsetmeyeceğim ya. Dursunlar ya. Kontes Hermensia. Neresi burası? Kontesciğim. Gel, seni vassallaştırayım. Ne istiyorsun? Dini özgürlük mü istiyorsun? Düşük feodal. Olur, gel bakalım abi. Düşük feodal vergileri. Ben nasıl olsa bunu sonradan hallederim. Yani. Psikopos tarafından onaylanmıyoruz. Hemen şu psikoposu da etkileyelim. Zahide'yi salmayacağız. Tamam. Bence tam olarak burada es verebiliriz. Gayet güzel geldik. Gayet güzel. Büyüttük. Bir sonraki bölüm artık hani krallık olaylarına gireriz gibi geliyor. Şurayı almadık. Şurası içimde ukde kaldı. El Sakır. Burada hakikaten benim niye içimde kaldı ya? Arkadaşlar. Gel buraya ya. Yani... Evet, neden içimde kaldığını hatırladım abi. Prestijim yokmuş. Neyse, güzel. İyi geldik. Güzel toparladık. Gene sınırlarımızı genişlettik. Bir kere kuzeyin tamamen hakimiyiz. Hani her ne kadar şurada ufacık bir kanyon mu diyeyim, vadi mi diyeyim artık, ne derseniz deyin. Şurada. Ama burayı alacağız abi, El Sakır'ı. Ondan sonra artık bir krallığımızı kuracağız. Bir sonraki bölüm artık krallık kuracağız. Sonrasında da bakacağız. İzlediğiniz için hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Kanala abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenirseniz de like atıp desteklemeyi unutmayın. Hearts of Iron serisini unutmayın. Ona da hemen ulaşabilirsiniz. Hearts of Iron Amerika serimize başladık. Onu da izlemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Hoşça kalın. Bay bay.